Nerede kalmıştık? En son Aa yine sıfır oldu ya bak seni çok yendiğim belli olmuyor bu şekilde. Beni biraz az yen. Az yen. Para olan yen değil ama. Az yen. Dolar yine yükselişe geçmiş ben buna binayen bir beyit yazdım onu okumak isterim. Kulak kesildik. Seni dinliyoruz. Vah 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 dolar bu gidişle 10 TL olar. Nasıl? Bitti mi? Bu kadardı. Şahane beyt, bence. Beyit zaten iki dizi olur bu kadar. Beyit. Ben e, erkek cinsiyetteki köpecik sanıyordum beyiti. Beyit. Beyit tike baba. Sarma beyiti 62 lira olur seneye. Ben beyiti üzerinden ölçüyorum enflasyonu. Geçen sene 25 liraydı bu sene 37 oldu. Seneye 62 falan olur demiş Sauberk Bey. İşte Düşündükçe... ekonomi <laughs> Ekonomi böyle bir şey ya işte. Aynen. Düşündükçe içim dolar demiş Ekstrelix Bey. Evet. Gözlerim dolar, kulaklarım Mark şakası vardı 2000'lerin başlarında. İşte euro gelince o şaka, şaka rafa kalktı. Euro diye çevrilebilir aslında dolar sabit. <laughs> Bunu önerge olarak sunalım bence. Ben de aklıma şöyle bir şey geldi onu paylaşayım. Hadi bakalım. Yükselince dolar müzikalitem bozuldu. Gitti siler doğular. Ova. <laughs> deton- deton oldum a dostlar. Dostlar beni hatırlasın. O dostlar mı? Aynen o dostlar. Beyti denmişken sana bir yeni bir şey önerim var. Ee, kebap önerisi. Adam gibi çaydır bu arada Beyti. Seni dinliyor. Ee, zamandan, mekandan münezzeh bir kebap. <laughs> Çağ kebabı. <laughs> Çağ kebabı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çağlar üstü bir kebap yani. <laughs> Ama yatay oluyor değil mi? Çağ kebap. Yatay oluyor. Dikine döner deniyor. Dik, dikine döner. <laughs> Paranda atar. Paranda. D ayrı. Dikine döner güzel. Mağaza şey e is mekan ismi olur ya. <laughs> Oğlum taşlarlar o dikkanı. 70 santim zurna döner. <laughs> zurna ama. Yani kötü bir niyetimiz yok. Zurnadan bahsediyoruz diye belirtme isteği duymuşlar. Gereği. Dikine döner tuttum ben ya güzel. Çevre, yani, çevresinde döner de olabilir. 10 santim olsa döner. 20'yi geçince niger. <laughs> Kanlı niger. Yine o sulara girdik diyorsun yani. <laughs> o sular. Ben sulamam. Şaha kebabı iyiymiş ama değil mi? Şahane. Çok beğendim. Şah. Ağla. Ağla. <gülüyor> <gülüyor> Neydi o dizinin adı? Sürekli hala duyduğumuz. Hadi pamuk eller cebe yayıncıya destek. Yayıncıya Oo. destek. Umut Bey'den 5 TL şahane bir bağış geldi. M Mayış bağış. Ve insanları gaza getiren bir meşaj sunmuş. Şükranlarımızı Neyim? sunuyoruz. Tam okuyamadım ama bir daha dillendirir misin bizim ee, için? haydi pamuk eller cebe yayıncıya destek, yayıncıya destek demiş kendisi. Güftesi kendisine ait olan. Köftesi de <laughs> hazır olan. Güftesi. Ağzından bal damlamış ya da klavyesinden. Sobek de gaza gelmiş babaannesinin kredi kartını arıyor şu an. <laughs> Kart değil mi? Kefen parasını yatırdı. Kefen. Kefen bilimler. Bir hava yolu firma aynen aynen ekstra ekstra O ara çok çirkinleşmişti millet ya. Bizimkini denediniz mi? Bizimkini yediniz mi? 77 santimin keyfine oturanlar bilir gibisinden. Hani Oo. Sabiha Gökçen'e uçmayan kalmasın falan. çok sertmiş ya. O ara baya çirkinleşmişti bütün firmalar. Baya potansiyel bir müşteri olarak beni rahatsız etti. Bu arada dizilerden konu açılmışken şahane bir İtalyan repliği Allah. Yine <laughs> <olan>. mi İtalya? <laughs> Aynen. E, yerli dizilerimizde geçen İtalyan repliklerinden bugün beyni bir bihteriniye tekrar anmak istiyorum. <laughs> Anmadan Tabii, geçemiyorum. Önceki hayatında İtalyan falan mıydın ya? Şimdiki hayatımda da İtalyan olabilirim. Şu an şeysin ya çifte vatandaşsın herhalde şu anda. Çifte, va çifte vatandaş. Üç vatandaş olunabiliyor mu acaba? Tekli ve çiftli var ama. Çifte vatandaş da enteresan bir deyim ya. Bir vatandaş Çiftçi... en fazla ikiye mi bölünebiliyor? Hani Voldemort gibi yediye bölemiyor muyuz? <laughs> Voldemort. Voldemort ben de. Mort olanlar ve olduranlar cemiyeti. İz İzmir menşeli bir teknoloji firması var tanıdım. Sen onu biliyor musun? Şey mi? Çiğden mi? Kordon Blue. Oh. <laughs> Yeni nesil 8 çiğdemli işlemcileriyle. 8 <laughs> çiğdemli ya. Orada öyle diyorlar yani mevzuata aykırı öbür türlü diyemezler. Aynen. Aşkı memnun Mem finalini ülkemiz mi insanları milli maç gibi izlemişti Zaten maç gol falan hani gol mu olmuştu? Rakibi tehlikeli kayış Hatalı ben yürüme gibi. falan hepsi vardı. O yüzden milli maç gibi izlenmesi normal. Yine tehlikeli sularda kulaç attığını sezinledim az önce. Serbest stilde herkesin kulaç atmasını ne diyorsun? Yani serbest her şeyi yapabilirsin ama herkes kulaç atıyor. Çelişkisi var sanki olayın içinde. Değil mi? Bunu bir kurcalamak bir irdelemek lazım gelir. Aşkı memnun finali de güzel ama demiş Ekstelik Bey. Aşkı Memnu izlemedim ama kitabını okuma isteğindeyim. Kitabını deyince bir gerildim. <laughs> arada bir es verdim. Yanlış anlaşılmaya. <laughs> Sergio et verdi. Yine İtalyan. Ünlü İtalyan. Serden geçti geldi aklıma yine. Bir de şey vardı. Verdi İtalyan. Ne? İlker Verdi İtalyan. Hani İtalyan hakem. İlker Yasin'in vardı ya öyle taklidi. Ya bu dolaylı Kişi e, hitapları beni deli ediyor. İtalyan hakem deyince aklıma geldi. Hani ünlü Taşsız yumruk. Alt... Hani yaptığı işe bağlayacak ya parça bütün ilişkisi falan filan. Hani Mecaz-ı Mürsel'den haber... bilirsin. Haberler Başarılı eldiven değil. falan. Hani eldiven değil lan kaleci adam. İşte haberlerde çok kullanılıyor. Hani aynı cümle iki cümle arka arkaya aynı şeyi kullanmayacak ya. Biraz da şey uzayacak hani süreyi uzatacak falan. Aynen. Konuşma süresini arttıracak. birinin söylediği bir şeyden bahsedecek. Şöyle şöyle dedi. Şöyle şöyle bildirdi. Şöyle şöyle kaydetti. Kaydet Artık o kadar uzatmış lafı ki kaydetti diyor ya yani. <laughs> bir de geçen şey gördüm. Bu ara bu şeyler arttı bu söylemler. Yurt dışında üniversiteden üniversiteyi kazanmış. Kabul aldım yazmış. Bilmem ne üniversitesinden kabul aldım. Kabul nasıl alınıyor arkadaş? Dolaylamakta çığır açım. Kabul aldım. Kabul nasıl... vermiş e, sayıyor karşıdakini o zaman. Kabul vermek. Beren saat ve Kıvanç Klancha arasında yastık var mıydı sizce? Denmiş. Bir. E, Sence ben... var mıydı? Konuyu bilmiyorum ama. Araya yastık konulabilecek e, pozisyonları gözümde canlandırıyorum. Tampon bölge diyorsun. Tampon mümkün. <laughs> o ara öyle bir muhabbet olmuştu, değil mi? bayağı gündemde bunlar konuşuluyordu. İnsanların Beren buna saat, ihtiyacı vardı. Beren saat ve zaman çarkı diyorum. Hiçbir yere bir, o, o hiç bir yere varmayan bir O topların arasından o topu <laughs> hiçbir şeye değdirmeden deliye sokabilmen bence ben bunu. Kapatayım. Sen kazanmış sayayım. Hatta şunu yapayım ben sana. Sen bu oyunun galibi sensin. Ah şu an gözlerim yaşardı. Tabii Kendimi alkışlıyorum. Ve 2-0 öndesin. <laughs> bu haklı e, ne derler bu Kıvanç evimizin. Bak konuya da bağladım. Ahlaklı kıvanç karakterinden dolayı. Tatlı kıvanç Tatlıtuğ'a tatlı tatlı. da bağladım. Aynen. Ve kendi topumda soktum. Top... <laughs> <laughs> ya hiç dayanamıyor Kazanmaya alerjisi var adamın ya. Bünyem kaldırmıyor. Tatlı tuun e, tatlısını anlıyorum da tu ne? Benim e. bildiğim bir şey. Tu general var bir de. İşte rütbedir tu. Ama niye tatlı? E, tatlı olabilecek bir şey mi tu? Bile, bilemedim açıkçası şu an. Ankara'da Kızılay'da DVD satan yerlerde aşkı memnun sevişme sahnesi gelmiştir diye dükkan önünde yazı yazarlar. <laughs> Bilter Don. donu falan diye satan şeyler de vardı sanki. Bihter kolyesi, Bihter donu. Sevişme Bihter Bilter anesi gelmiştir nedir ya? Demek ki yoğun bir talep varmış yani o, o konuda. Eskinin YouTube'u DVDcilermiş demek. Öyleydi. O dönem hatırlıyorum da bu 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 kadara kadar. Şimdi e, öyle bir çaktı ki falan diye haber sitesi başlığı olur. Bihter parfümü.